olsaydım. Hiç karşıma çıkmamış olsaydı. Evet, keşke bizi yaralamış her şeyi unutup beynimizden yok edebilsek. Edemiyoruz işte. Korkarım onu ömrümün sonuna kadar da beynimden silemeyeceğim Koray. Kolye! Kolye silebilir. Okudun demek. Evet, büyük bir keyifle. Çok güzel değil mi Özdemir Asaf'ın şiirleri? Şiirler çok güzel, kitabın içindeki de. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden, seni öpsünler diye gönderiyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de sonra o seni getiriyorum sana. Mesela... Sana kendi ellerimle yemek yapsam? Ben öyle her yemeği beğenmem ama. Merak etme, ben beğendiririm. Yaprak sarması ama. Yanında da mantı. O nişanlı olan kızı mı diyorsunuz? Nişanlı mı? Bir yanlışlık olmasın? Ne yanlışlığı canım? Kız nişanlıydı, evlendi gitti. Evlendi mi? Emlakçı tam olarak ne demişti? Ya belki sen yanlış duymuşsun. Emlakçı mı? Ne emlakçısı? Hem neyi yanlış duymuşum ki ben? Hoppala. Ya oğlum daha az önce Selena'nın evlendiğinden bahsetmedin mi sen? Yo. Böyle saçma bir şey de nereden çıkardın? Ya, ya sen benimle dalga geçiyorsun ya da sen kafayı üşüttün. Kafayı üşüttün mü bilmem ama ben şimdi üşüdüm. Ben de. Hadi kalkalım. Ne biçim bağırıyor ya? Sanki çocuğunu kaçırıyorlar. Efendim? Klasik müzik diyorum. Ne kadar güzel çalıyor değil mi Seval Hanım? Ya sizin de klasik müzik sevmeniz ne güzel bir tesadüf. Değil mi, değil mi? Yani klasik müzik de klasik müzik canım. İnsan dinlemeden yapamıyor. Adeta kendimden geçiyorum ya. Ya. Değil mi? Kendimden geçtim, geçeceğim sanki. Ay, ay, ay! Ay. Oğlum, yavrum benim. Nasıl olur? Ben mi yaptım? Yavrum, abicim. Oğluma çarpmış. Araba mı çarpmış? Oğluma izin alçak adam. Sen ne biçim şoförsün be? Ya inanın görmedim. Gördünüz mü oğluma izni? Gördüm, gördüm. Böylelerine ehliyet verirlerse böyle olur işte. Ay yavrum, ben ne yaparım sensiz abicim? Ya ne yapacağız? Hemen hastaneye gidelim. Hastane! Beyefendi hastane. Götürelim. Beyefendi tut, tut, tut. Sistemi öyle bir oturttum ki artık ben olmadan da kötülük yapabiliyorlar. Her şeyi devletten beklememek lazım değil mi?